katılımcılarımız ve saygıdeğer katılımcılarımız ve kıymetli öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Enerji Verimliliği etkinliklerinin son etkinliği, 8. etkinliğini yapıyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Yasemin Öztekin Çiftçi. Atık kısıdan enerji, termoelektrik malzemeler ve verimliliği başlıklı sunumu bizlerle paylaşacak. İzninizle hocamızın özgeçmişini arz etmek istiyorum. Profesör Doktor Yasemin Öztekin Çiftçi. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi Fizik Bölümünde tamamlayan çiftçi, aynı alanda 2008'de doçent, 2014'te profesör unvanlarını aldı. 2004-2005 yıllarında Kanada Concordia Üniversitesi'nde Profesör Doktor Vasilipoulos ile misafir bilim insanı olarak spintronik konusu üzerinde incelemelerde bulundu. 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri Michigan State Üniversitesi Fizik ve Astronomi bölümlerinde Profesör Doktor Sapendra Mahanti ile yarı iletken malzemelerin termoelektrik özellikleri üzerine 3 ay çalıştı. İtalya, İsveç, Amerika, Rusya gibi ülkelerdeki uzman bilim insanları ile işbirliği yapan çiftçinin çok sayıda yayını bulunmaktadır. 14-16 Haziran 2021'de uluslararası katılımlı Hidrojen Enerjisi ve Sergisi isimli kongre düzenledi. Yoğunluk fonksiyon teorisini kullanarak 2 boyutlu ve 3 boyutlu malzemelerin analizi, hidrojen depolama, su ve güneş aracılığı ile hidrojen elde edilmesi, gaz sensör özellikleri, diğer 2 boyutlu malzeme uygulamalarının teoriksel modellemesi gibi pek çok konuda uzman olan çiftçinin farklı dergilerde yayınlanmış 150'nin üzerinde makalesi ve 1800'ün üzerinde atıfları bulunmaktadır. Hocamızın haş indeksi 22'dir. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı uluslararası kongrelerde sunum yapan, davetli konuşmacı olarak katkı sağlayan çiftçi, çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiştir. Hocam sözü size bırakıyorum. Değerli sunumunuzu zevkle dinleyeceğiz. Çok teşekkür ederim İknur Hocam. Bu enerji verimliliği haftasında pazartesiden beri etkinlik düzenliyoruz. Ve genellikle enerji konusunda, yenilenebilir enerji konusunda ve enerjiyi nasıl kullanmamız gerektiği konusunda çok değerli hocalarımız değerli bilgilerini bize sundular. Bugün de son etkinlik olarak ben termoelektrik iletken, termoelektrik malzemeler ve verimliliği konusunda sunum yapmaya çalışacağım. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve davet ettiği için dekanlığımıza da çok teşekkür ederim. Böyle bir etkinlik düzenlediği için hepimizin bu şekilde faydalanmasına, bilgilenmesine sebep oldu. Ben öncelikle bir de bir konuya değinmek istiyorum. Termoelektrikler konusunda yoğunluk fonksiyonel teorisi kullanarak malzemelerin verimli olarak nasıl, hangi malzeme ne kadar etkin, o konuda çalışmalar yapıyorum. Ancak bu konuda daha çok etkisi olan ve daha çok çalışan hocamız fizik bölümünden Profesör Doktor Raşit Alaska hocamızdır. Raşit Alaska hocamızın bir termoelektrik şirketi söz konusudur. Bu konuda deneysel olarak malzemelerden modüller yapıp bunların uygulamaya yönelik çalışmalarını yürütmektedir. Patent almıştır ve birçok bu konuda yayını ve ödülleri mevcuttur. Kendisi de bu konuşmayı dinlediği için ayrıca teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince kendi birikimimde sizinle paylaşmaya çalışacağım. Tekrar hepinize teşekkür ederim. Başlayalım. Atık ısıdan termoelektrik malzemeler ve verimliliği konusunda öncelikle hangi konulardan bahsedeceğim? Yenilenebilir enerjiye ihtiyacımız neden var ve bunun içerisinde termoelektrik ne kadar yer alıyor? Termoelektrik etki nedir? Kaç tür etki vardır? Kısaca bir tarihçeden bahsedip termoelektriğin uygulama alanlarından bahsedeceğim. Ve termoelektrik malzemelerde verimlilik nasıl geliştirilebilir? Esas üzerine durmak istediğim konu. Ve farklı termoelektrik malzemelerdeki verimlilik çalışmalarından örnekler göstereceğim. Önce enerjiye neden bu kadar ihtiyacımız var? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Biliyoruz ki dünyamızın şu anda ihtiyacı olan en büyük gereksinimlerden birisi enerjidir.
Enerji ihtiyacımız hızla artmakta ve bu ihtiyacın büyük bir kısmını biz daha çok fosil kaynaklardan kullanmaktayız. Fosil kaynakların çevreye verdiği zararlı etkileri herkes tarafından bilinmekte. En büyük etkisi de çevreye saldığı karbondioksit ve monoksit gazları ve sera gazları etkisiyle iklim değişikliklerine sebep olmakta. Ve bu da bizim doğanın daha zor bir şekilde yaşanılmasına sebep olmaktadır. Ayrıca bizim sahip olduğumuz enerji kaynaklarının zamanla azalması yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacı artırmıştır. Son zamanlarda yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çok fazla sayıda çalışmalar vardır ve artık kullanıma da geçilmeye başlanmıştır. Buradaki grafikte yıllara göre dünyanın yakıt ihtiyacının nasıl değiştiğini, buna karşılık fosil yakıtların nasıl azaldığını görüyorsunuz. Ve buradaki istatistik sonuçlara göre fosil yakıtların zamanla biteceği öngörülmektedir. Buna göre bizim acil bir şekilde yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarını gündeme getirip bu konularda çalışmalar yapıp yenilenebilir enerjiyi kullanmaya başlamamız gerekiyor. Burada 2010 ve 2019 yılları arasındaki farklı enerji kaynaklarının nasıl değiştiği görülmekte. Buna göre aslında fosil yakıt kaynakları da kullanılmaya devam etmekte. Ancak yenilenebilir enerjilerin biraz kullanımındaki artış gözle görülmektedir. Burada yenilenebilir enerji olarak hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidrojen enerjisi ve bunların içerisinde çevrim elektrik enerjiyi de sayabiliriz. Hidrojen enerjisiyle ilgili de çok değerli sunumlar izledik. Bugün termoelektrik konusunda biraz değineceğim. Neden termoelektrik? Yani termoelektrik nasıl oluyor da yenilenebilir enerji olarak kullanabiliyoruz. Bunun yani enerji ihtiyacımızı nasıl karşılıyor? Bu şu şekilde söyleyebiliriz. Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlardan birisi enerji ihtiyacımız. Çünkü mevcut olan kaynaklar zamanla azalmakta. Fakat bizim ihtiyacımızı karşılayamaz duruma düşmektedir. Ancak enerji bir de diğer önemli etkisi bunların çevreye verdiği geleneksel kullanımlarının çevreye verdiği olumsuz etkileri. Biz bu olumsuz etkileri ve enerji ihtiyacının her ikisini birden sağlayabilecek termoelektrik malzemeleri kullanabiliriz ki birçok çalışmada termoelektrik uygulamalar gündemdedir ve birçok uygulaması vardır. Bunlardan da bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi bir termoelektrik modülün bir parçası. Burada artık ısıdan enerji, termoelektrik jeneratörler ve termoelektrik soğutucu olarak kullanılarak enerji elde edebileceğimizden bahsedeceğim. Peki biz bu ısı farkı nasıl oluyor da potansiyel farkına yani kullanılabilir enerjiye yol açıyor? Bunu nasıl en temel olarak nasıl anlatabiliriz? Bunun için bir gaz dolu bir tüp örneğini ele alacak olursak, bu tüpün iki ucu arasına bir ucuna sıcak ısıtalım, diğer ucunu soğutalım. Burada sıcak taraftaki gaz moleküllerinin kinetik enerji etkisiyle soğuk tarafa doğru hareket ettiğini, dolayısıyla buradaki taşıyıcılar yani moleküllerde, bu örnek için moleküllerde bir fark oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunu malzeme durumuna genişlettiğimizde, mesela bir metal için bir ucu sıcak, diğer ucu soğuk olduğunda elektronlar tabii ki sıcak uçta daha hızlı kinetik enerjiden dolayı uzak mesafelere kadar hareket edecek ve orada o kısımda bir elektron eksikliği, diğer tarafta elektron fazlalığı oluşturarak burada bir potansiyel farkının oluşmasına sebep olacaktır. Sadece ısı farkı sebebiyle kinetik enerjinden dolayı buradaki yük taşıyıcıların hareketiyle sadece malzemenin tabii ki özellikleri, elektriksel özellikleri bunda çok önemli. Bu şekilde temiz, yenilenebilir enerji elde etmemiz mümkün oluyor.
Peki biz bunu neden kullanmalıyız? Termoelektrik malzemeleri, modülleri nasıl kullanabiliriz ve neden kullanmalıyız? Şöyle, yine enerji ihtiyacımızı düşündüğümüzde birçok enerji kaynağı olarak mesela güç, bütün fabrikalar, otomobiller hepsinin bir çevreye yaydığı bir ısı, artık ısı var. Bazıları bunların kullanılmadan doğrudan çevreye yayılıyor. Bazıları da kullanımın sonucunda çevreye yayılıyor. Bu enerjinin dünya genelindeki yapılan istatistiklere göre %60'dan daha fazlasının çevreye, atmosfere yayıldığını biliyoruz yapılan araştırmalarda. Termoelektrik malzemeler ise bu artık ısıyı, atıl ısıyı çok kolay bir düzenekle, termoelektrik modüllerle, N ve P tipi bir yarı etken malzeme, her türlü malzeme kullanılmakla birlikte, birazdan bahsedeceğim, yarı etken malzemelerin bunlar da daha verimli olduğu söyleniyor. Bu şekilde bir termoelektrik modüllerle atık enerjinin kullanılabilir temiz enerjiye dönüştürülebildiği için burada teknolojide artık kullanılmaya başlanmıştır ve birçok bilim adamı, endüstri ve her türlü uygulamada bu termoelektrik çalışmalar yapılmaktadır. Peki termoelektrik etki nedir? Termoelektrik etki, termal esasen burada gördüğünüz gibi termal enerjinin termoelektrik malzeme kullanarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi. Bunlar birbirine dönüştürülebilir enerjidir. Tam tersine elektrik enerji kullanarak bu sefer de ısı elde edebiliyoruz ya da soğutma amaçlı kullanabiliyoruz. Bunlardan da bahsedeceğim. Termoelektrik etki, ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ya da elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu dönüşümler Seebeck etkisi ve Peltier etkisi olarak isimlendirilmektedir. Kısaca bir tarihçesinden bahsedelim. Aslında bu tür çalışmalar çok eski olmasına rağmen son zamanlarda daha yüksek verimli malzemeler elde edilmekte ve daha güzel uygulamalarda kullanılmaktadır. Mesela 200 yıl önce 1820'li yıllarda termoelektriklerle ilgili ilk çalışma Seebeck tarafından 1821 yılında yapılmıştır. Seebeck birbirinden farklı iki malzemeyi birleştirerek bir termokapıl devresi elde etmiştir. Ve bu termokapıl devresinde sıcaklık farkının potansiyel farkı oluşturduğunu gözlemiştir ve daha sonra aslında o zamanlarda bu oluşan potansiyel farkının tamamen malzemenin manyetik özelliklerinden kaynaklandığını düşünmüşlerdi ve daha sonra bunun aslında potansiyel farkının doğrudan oluştuğunu gözlemlediler ve buna Seebeck etkisi dendi. Seebeck katsayısının ve Seebeck olayının enerji elde etmekte çok büyük bir yeri vardır. Bundan yine bahsedeceğim. Daha sonra 1834 yılında Fransız fizikçisi Peltier birbirinden farklı iki malzemede oluşan termokapıl devresine elektrik akımı uyguladığında eklem noktalarında ısıtma ve soğutma olduğunu gözlemledi. Ve bu ısıtma ve soğutma da kullanılabilir enerji. Ve diğer çok fazla gelişme var. Sadece önemli noktalardan birkaç tanesine bahsediyorum. 1909 yılında Altenkreek bir termoelektrik jeneratörünün maksimum verimini doğru bir şekilde üretti ve 1911 yılında bir soğutucu yardımıyla bunun termoelektrik figür merit değerinin hesaplanabileceğini öne sürdü. Bu termoelektrik figure of merit değeri, yani termoelektrik değer katsayısı, termoelektrik verimliliği gösteren önemli parametrelerden birisi. Yine bunun üzerinde de duracağız. 1959 yılında bismut telürit bileşiminin, ki bu çok verimli ve hala teknolojide kullanılan malzemelerden, termoelektrik peltier soğutuculuğu tam boy ev tipi bir buzdolabı üretti ilk defa. 1968 yılında NASA uzay aracı SNAP-19 üzerinde ilk radyoizotop termoelektrik jeneratörü kullandı. 1998 yılında ilk defa vücut ısısıyla çalışan bismut telürit tabanlı termoelektrik saat geliştirildi. Peki bu etkilere biraz daha ayrıntılı bakalım. Seebeck etkisi nedir?
Bir iletkenin uçları arasında oluşturulacak bir sıcaklık farkı bu iki nokta arasında bir potansiyel farkı meydana getirir. Birim sıcaklık başına malzemede oluşan potansiyel farkına Seebeck katsayısı denir. Sadece iki farklı metal ya da yarı metal arasında Seebeck potansiyeli ölçülebilir. Şöyle Seebeck etkisinin sebebi yine biraz önce de anlattığımız gibi bir malzemenin iki farklı malzemenin bir araya getirildiğinde bir ucu sıcak diğer ucu soğuk yapıldığında bu sıcak uçtaki elektronların hızlı bir şekilde kinetik enerji ile soğuk uca doğru hareket etmesi ve sıcak uçtaki kalan hollerin diğer taraftaki elektronların bir tabakalaşmasına yani iki tarafta elektron tabakasının oluşmasına dolayısıyla kendi potansiyel farkının oluşmasına sebep oluyor. Bu oluşan potansiyel yani sıcaklık farkından oluşan potansiyel farkı bir elektrik alan meydana getiriyor. Bu elektrik alan sayesinde de bu termoelektrik malzemelere özel olarak soğuk uçtan sıcak uca doğru da bir elektron akışı meydana gelmektedir. İşte bizim Seebeck katsayısı dediğimiz, S ile gösterdiğimiz birim sıcaklık başına potansiyel enerjideki değişimi gösteriyor. Ve Seebeck katsayısının büyüklüğü bu malzemenin termoelektrik olarak ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir. Peltier etkisi nasıldır? Peltier etkisi, iki farklı malzeme bir araya getirildiğinde bu uçlardan bir potansiyel fark uyguladığımız, aslında biraz önce Seebeck etkisinde olan olayın tersi olay, biraz daha önce de söylediğim gibi bunlar birbirine dönüştürülebilir etkiler. Bu sefer biz bu iki farklı malzemeye potansiyel farkı uyguluyoruz. Yani şey akım veriyoruz. Bu dolayısıyla oluşan akımın etkisiyle buradaki elektronlar bir uçtan diğer uca hareket ediyor. Elektronlar hareket ederken ayrıldığı noktanın soğuk olmasına, gittiği noktanın ise sıcak olmasına sebep oluyor. Çünkü enerjiyi birlikte taşıyorlar bu taşıyıcı elektronlar. Bir taraftan diğer tarafa giderken dolayısıyla elektrik akımının yönüyle malzemenin bir ucunun soğumasına, diğer ucunda ısınmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu etki, Peltier etkisi buzdolaplarında soğutucu amaçlı kullanılabilir ya da ısıtıcı amaçlı kullanılabilir. Burada formülde gördüğünüz gibi Seebeck etkisiyle S ile gösterdiğim Seebeck katsayısı ve Peltier katsayısı yine birbirleriyle orantılı. Bu örnekte bizmut ve bakır malzemeleri kullanılmış. Thomson etkisi aslında şu anda çok fazla güncel olarak kullanılmıyor. Daha önce Seebeck etkisiyle oluşan gerilimdeki problemleri azaltmak için Thomson kendi çalışmalarında bu etkiyi gözlemlemiş. Bir malzemenin bir malzemeye bir elektrik akımı uyguladığımızda yine biraz önce söylediğimiz Peltier etkisinde olduğu gibi elektronların hareket yönüne bağlı olarak elektronların hareket ettiği noktanın ısınmasına yani oradan ısı yayılmasına diğer taraftan da ısıyı soğurmaya sebep oluyor. Yani iletken uçlarının farklı sıcaklıkta tutulduğu durumlarda uygulanan akım yönüne bağlı olarak enerjinin iletken üzerinden absorbe edilmesi veya soğurulması olayına kısaca Thomson etkisi diyoruz ve Thomson etkisi için hacim başına ısı üretim formülü burada bu şekilde. Buradaki ifadelerde joule ısısı da var. Bir malzemeye akım verdiğimizde tabii ki o malzeme direncinden dolayı ısı oluşacaktır. Ve burada direnç ifadesi, dirençte etkili. Malzemenin buradaki termoelektrik özellikleri, bütün transport özellikleri malzemenin kristal yapısına çok bağlı ve o kristal yapının elektronik özelliklerine özellikle çok bağlı. Tamam, tekrar bahsedeceğim. Peki termoelektrik modüller nedir? Yani teknolojide biz bu termoelektrik malzemeleri kullanabilmemiz için biz termoelektrik modül yapmak zorundayız. Termoelektrik modüller birçok termo elementten oluşuyor. Bu termo element dediklerimiz ise teknolojide kullanabilmesi için N tipi ve P tipi
malzemelerin bu şekilde elektriksel olarak seri olarak fakat ısı olarak paralel olarak bağlandığı bu şekildeki yapılarda termo elementler altta gördüğümüz termo elementlerin bu şekilde bir araya bağlanmasıyla da termo elektrik modüller meydana geliyor. Yine burada bir termo elektrik element görüyorsunuz. Yine esas amacı bizim buradaki çalışmamızda çok farklı amaçlarla kullanılmakla birlikte atık ısıyı bizim termoelektrik jeneratörlerde kullanılabildiğimiz gibi enerjiye ya da termoelektrik soğutucularda kullandığımız gibi ne yapabiliriz? Buzdolaplarında ya da ısıtıcılarda kullanabiliriz. Dolayısıyla biz termoelektrik malzemeyi hem ısıtma hem soğutma amaçlı aynı malzemeyle üretebiliyoruz. Bu da bunun bir avantajı. Burada gördüğünüz gibi termoelektrik modülünün şekil yani gerçek deneysel çalışmalarının sonuçları da görünüyor. Termoelektrik uygulamalarından bahsedelim. Termoelektrik uygulamalarından aslında kısaca söyledik. Birisi termoelektrik güç jeneratörleri, diğeri ise termoelektrik soğutucular. Peki bunların hangi uygulamaları var? Yani nelerde kullanılıyor? Onlardan bahsedeceğiz. Kısaca termoelektrik güç jeneratörlerinin çalışma prensibi Seebeck etkisi. Seebeck etkisiyle yani biz ısı farkı oluşturduğumuz zaman iki farklı malzemede ortamda olabilir tekrar ya da herhangi bir şekilde oluşturulabilir. Isı farkından dolayı potansiyel farkı yani bir kullanılabilir enerji elde etmiş oluyoruz. Termal enerjiden elektrik enerjisine doğrudan enerji dönüşümünü sağlayan katı hal cihazlarıdır termoelektrik güç jeneratörleri. Katı hal oldukları için de herhangi bir tehlikesi yoktur, güvenilirdir ve bu cihazların çok uzun süre kullanım zamanları vardır ve bu cihazlar çok küçük ve çok hafif parçacıklardır. Dolayısıyla bunları istediğimiz amaçla tek yönlü istediğimiz yerinde soğutabiliriz. O yüzden çok fazla tıpta, askeri alanda, endüstride, uzayda, özellikle uzayda çok fazla kullanım alanı vardır. Burada yine bir termoelektrik jeneratörün yapısını görüyorsunuz. Termoelektrik güç jeneratörlerinin kullanım alanlarından birisi de uzayda. NASA bu termoelektrik güç jeneratörlerini kullanmıştır. Neden peki? Çünkü biz güç kaynağını uzaya taşıyamayacağımıza göre, orada güneş enerjisi ya da fotovoltaik pilleri de kullanamayacağımıza göre, oradaki izotopların parçalanmasından elde edilen ısı farkını termoelektrik modüller vasıtasıyla enerjiye dönüştürerek uzayda bir şekilde enerji elde edilebiliyor. Ve burada termoelektrik jeneratörlerin önemli özelliklerinden birisi de herhangi bir ortama bağlı değil. Yani sıfır çekimli ortamda da yani uzay ortamında da rahatlıkla kullanılabiliyor. İkinci burada gördüğünüz diğer bir örnekte vücut ısısının farkından faydalanarak saat yapılmış. Saat yani herhangi bir pil kullanmadan saate gerekli enerji verilmiştir. Aslında kullandığımız cihazların enerjisi eğer küçükse çok fazla yüksek verimli malzemeye ihtiyaç duymadan ortalama Z parametresinin 1 olduğu bir malzemede bile bu şekilde küçük enerjilerle mesela çok düşük enerjili pillerde mesela bir telefonu şarj etmek için bile kullanılabiliyor. Okuduğum bir uygulamada masanın üzerinde bulunan bir sıcak tabağın farkından bile orada bulunan telefonun şarj etmemiz mümkün olabiliyor artık teknolojide. Yine diğer teknolojik uygulamalara bakalım neler yapılmış. Burada artık vücut ısısından yapılan bu daha 2021'de yani bu bir geçen sene yapılan bir çalışmada Çin'de yapılan bir çalışmaya göre termoelektrik jeneratörler vücut ısısından güç üretebilmek için gerekli elektrik enerjisini sağlayabildiği görülmüş. Zhang ve meslektaşlarının prototip bir bileklik olarak vücut ısısından güç elde etmeyi başarmışlar. Araştırmacılar poli üreten ve esnek elektrot arasında magnezyum ve bizmut malzeme yerleştirerek
Bilekliğin bir insan koluna sarılmasını sağlamaya çalışmıştır ve geliştirilen bileklik 115 milimetre uzunluğunda ve 30 milimetrenin biraz altında genişliğe sahiptir. Bileklik güç üretmek için insan derisinin sıcaklığı ile ortam oda sıcaklığı arasındaki farkı kullanılmakta. Buradaki çalışmada söylediği bu bilekliğin soğuk havalarda daha etkili olduğu. Çünkü ısı farkı da bilek vücuttaki ve ortamdaki ısı farkı daha fazla olacağından daha fazla güç üretilebiliyor. Bu cihazda santimetre kare başına 20.6 mikrovat güç elde etmişler ve bu güç led yakmak için yeterli bir güç olduğu söyleniyor. Burada da NASA'nın çektiği bir fotoğraf. Uzay araştırmalarında termoelektrik modüllerin kullanıldığını kendileri göstermişler. Radyo izotop termoelektrik jeneratör kullanılarak termoelektrik etki kullanılarak enerji elde edilmiş. Diğer uygulama alanlarına bakalım. Mesela yine artık ısının herhangi bir sebeple ısıya dönüşen enerji, elektrik enerjisine dönüştürülmesinin uygulamalarından birisi, bu şekilde bir soba borusuna yerleştirilen termoelektrik jeneratörlerle 20 wattlık bir enerji elde edilmiş daha önce yapılan çalışmalarda. Burada diğer sağ taraftaki termoelektrik jeneratörle dizel motorun egzozundan 1 kilowattlık bir enerji elde edildiği ölçülmüş. Peki termoelektrik soğutucular? Termoelektrik etki soğutma amaçlı iki farklı tip malzemenin birleşimiyle arasına bir ısı akışı yaratmak için Peltier etkisini kullanılır. Nasıl jeneratörler yani güç elde etmek için Seebeck etkisini kullanıyorsa biz soğutma ya da ısıtma amaçlı da Peltier etkisini kullanmamız gerekiyor. Yani biz bir malzemeyi bir potansiyel farkı vermemiz gerekiyor ki soğutma etkisini ya da ısı etkisini elde edebilelim. Termoelektrik soğutucular, buzdolapları yani küçük boyutları, güvenilirlikleri, geniş çalışma sınırları, düşük güç ihtiyacı ve hiçbir soğutucu veya sıvı gazın kullanılmaması gibi geniş uygulamaları nedeniyle günlük hayatta kullanılmakta. Daha çok medikal anlamda çok fazla kullanılıyor bu malzemeler. Çünkü bu tıbbi malzemeleri taşırken soğutuculara ihtiyaç var ve bu soğutucuları istenildiği gibi ayarlanabiliyor. Dolayısıyla küçük taşıyıcılarda medikal malzeme soğutmalarında kullanılabiliyor ya da laboratuvar numunelerini soğutma amaçlı kullanılabiliyor. Diğer uygulama alanı soğutmanın lazer diye diyot soğutmalar ve burada biraz önce söylediğimiz gibi ısıtıcılarda veya taşıma amaçlı piknik taşıma amaçlı soğutucularda termoelektrik malzemeler kullanılabiliyor. Ya da insan derisinin sıcaklık farkından bir enerji amaçlı da kullanılabiliyor. Aslında termoelektrik kıyafetler konusunda da çalışmalar var. Peki bunların avantajları nelerdir? Termoelektrik soğutucuların hareket eden bir parçası yoktur. Hareket eden parçasının olmaması demek bunun bakım sorununun olmaması anlamına geliyor. Ya da çok uzun ömürlü olması anlamına geliyor. Küçük boyutları ve hafiftir. Çok küçük malzemelerle bu etkiyi sağlayabiliyoruz. Çok hafiftir aynı zamanda. Dolayısıyla çok kullanışlı şekilde termoelektrik malzemeleri kullanarak termoelektrik güç yani temiz enerji elde edebiliyoruz. Çevreye herhangi bir gaz, herhangi bir ısı kaybı olmamakta. Tamamen etraftaki ısı kaybını tam tersine termoelektrik enerji bizim enerji tasarruflu için kullanabilmek için ya da başka diğer enerji türleri, yenilenebilir enerji türleriyle birlikte kullanıldığında bizim teknolojide kullanımının özelliklerini artırabilir diye düşünüyorum. Diğer bir özelliği ise termoelektrik soğutucuların çevre sıcaklığında soğutabilmesi, çevre sıcaklığını da soğutabiliyor. Yani buradaki modüller aracılığıyla dışarıda soğuk etki verebiliyor. Aynı modülde ısıtma ve soğutma yapılabilir. Yani biraz önce söylediğimiz gibi Peltier etkisini kullanarak bu termoelektrik modülleri
akım uyguladığımızda elektronların hareket yönüne bağlı olarak bir tarafında ısınma, diğer tarafında yani bir tarafında elektronların yoğunluğunu ısıyı çekiyor, emiyor, diğer tarafında absorbiyor. Ve kesin sıcaklık kontrolü var. Yani artı eksi 0.1 santigrat derecelik bir sıcaklık kontrolü yapabiliyoruz. Çok istediğimiz sıcaklıkta ayarlayabiliyoruz. Güvenilir malzemeler bunlar. Özellikle eğer seçilen malzemelerin maliyeti düşük ve çevreye zarar vermeyen malzemelerden seçilirse bu termoelektrik malzemeler daha da verimli olacaktır. Elektriksel olarak sessiz çalışırlar. Ses üretecek, bunlar hareket eden bir parçası olmadığı için ya da bir gaz doldurma gibi bir ihtiyacımız olmadığı için sessiz çalışırlar. Uygun güç kaynaklarıdır. Noktasal soğutma yapılabilir. Noktasal soğutma istediğimiz noktayı sadece belirli noktayla soğutabiliyoruz. Ve çevreye duyarlılık olması ne demek? Çevreye herhangi bir zarar veren bir gazın olmaması tamamen temiz, yenilenebilir bir enerji kaynağı haline getiriyor bunları. Peki biz termoelektrik malzemelerin verimliliğini, termoelektrik malzeme nedir ve termoelektrik malzemelerin performansını nasıl yükseltebiliriz? Bu konuda nasıl çalışmalar yapılmış? Biraz bundan bahsedeceğim. Bir termoelektrik malzeme dedik ki termal elektrik etkilerini içine alan ve bir devre üzerinde ısı enerjisini, elektrik enerjisini ve de elektrik enerjisini sıcaklık meyline dönüştüren malzemelerdir ki en meşhur örnekleri bismut çalgınat ve lit kurşun telürotlar olarak söyleyebiliriz. Termoelektrik malzemenin performansını burada görüldüğü gibi figure of merit dediğimiz ZT parametresi ile ifade edebiliyoruz. Bu parametredeki S ile gösterdiğimiz Seebeck katsayısı, sigma ile gösterdiğimiz elektriksel iletkenlik ve K paydadaki K ise termal iletkenlik ve sıcaklık. Dolayısıyla bir termoelektrik malzemenin verimliliği bu parametrelere bağlı. Dolayısıyla biz ne yapmamız gerekiyor? Bu parametrelerde paydaki terimleri yani Seebeck katsayısının yüksek olması, elektriksel iletkenliğin yüksek olması, buna karşın termal iletkenliğin düşük olması gerekiyor. Bu aslında normal şartlarda çok kolay elde edilemiyor. Çünkü bütün bu parametreler birbirlerine bağlantılı. Bundan bahsedeceğim. Amacımız ama ZT parametresini büyük yapmak. Burada genel olarak yapılan bir araştırmada ZT parametresine Seebeck katsayısı çok bağlantılı olduğu için S kare şeklinde burada en fazla taşıyıcı yoğunluğunun yüksek olduğu bölgede hangi bölge taşıyıcı yoğunluğu ne zaman yüksek oluyor? Bu durumda Seebeck katsayısı belirli bir değer, elektriksel termal iletkenlik düşük. Bizim amacımız termal iletkenliğin düşük olması. Bunun içinde katkılı yarı iletkenler çok fazla kullanılmakta ve taşıyıcı yoğunluğu yüksek olan malzemeler çok kullanılmaktadır. Peki. Bir malzemenin termoelektrik bir malzemenin verimliliği bu parametreye bağlı. Bu verimlilik parametresi ise ZT parametresine bağlı. Verimliliği etkileyen diğer bir parametre ise Carnot verimliliği. Aslında ZT parametresi yani figure of merit dediğim değerlik katsayısı yaklaşık bir civarında olduğunda genelde literatürde bu malzemenin termoelektrik uygulamaları için uygun olduğu söyleniyor. Tabii ki küçük enerjiler için yeterli olmakla birlikte bizim daha yüksek verimliliğe ihtiyacımız var. Bu durumda ZT parametresi 1 olduğu durumda da Carnot verimliliği dediğimiz parametrede yaklaşık %10 civarında. Ama bizim yüksek verimliliğe sahip uygulamalarda bu modülleri kullanabilmemiz için 2,5'un üzerinde bir değer katsayısına ihtiyacımız var. Genelde yapılan çalışmalar Seebeck katsayısı malzemeye bağlı. Elektriksel iletkenlik ve Seebeck katsayısıyla birbiriyle bağlantılı. Ve termal iletkenlik katsayısı da elektronik ve örgü kısmından oluşuyor. Dolayısıyla amacımız biraz önce de söylediğim gibi
Sivek kas sayısının ve elektriksel iletkenliği yükseltmek, buna karşın termal iletkenliği düşürülmesi. Termal iletkenlik elektronik ve örgü kısmından oluşuyor. Buradaki elektronik kısmı tamamen Sivek kas sayısıyla bağlantılı. Dolayısıyla yapılan çalışmada öneriler söylüyor ki örgü kısmını, termal iletkenliğin örgüden gelen kat kısmı, yani fononların kat kısmını düşürebilirsek bu malzemelerin verimliliğini artırabiliyoruz. Burada S kare sigma dediğim parametre bunun güç faktörünü, power faktör dediğimiz güç faktörünü gösteriyor. Ve bu da Sivek kat sayısı ve elektriksel iletkenlikle orantılı. Şimdi farklı çalışmalardan sonuçlar göstereceğim. Hangi malzemeler daha uygun? Bir genel olarak şöyle bir düşüncemiz var. Eğer bir malzemenin değerli kat sayısı birden küçükse o malzeme düşük performansa sahiptir. Bir civarında ideal performans. Tabii ki bu eski çalışmalara göre. Ama birden bizim amacımız mümkün olduğu kadar yüksek ZT parametresine sahip malzemeler bulmak. Burada yapılan çalışmalarda metaller ve yalıtkanları düşündüğümüzde. Şimdi metallerin elektriksel iletkenliğinin yüksek olduğunu biliyoruz. Elektriksel iletkenliğin yüksek olmasına karşın termal iletkenlik de yüksektir. Dolayısıyla bizim için çok verimli olmamakta. Metaller bu amaçla çok fazla kullanılmıyor. Yalıtkanlar içinde benzer durumlara Sivek kas sayısı çok yüksek. Ancak termal iletkenlik, elektriksel iletkenlik çok düşük doğal olarak ve termal iletkenlik çok düşük. Yani en uygun, en etki malzemeyi bulabilmemiz için bizim biraz önce söylediğimiz formülde ZT parametresini yüksek yapmamız gerekiyor. Bunlar da yapılan çalışmalar genellikle yarı iletkenlerin uygun olduğu görülmüş. Yarı iletken malzemelerde Sivek kas sayısı malzemeye göre değişmekle birlikte ortalama 200 civarında. Elektriksel iletkenlik 10 üzeri 3 ve termal iletkenlik de düşük değerde. Dolayısıyla verimli bir termal iletkenlik modellerinde kullanılabiliyor bu malzemeler, yarı iletken malzemeler. Bizim daha çok yapılan teorik ve deneysel çalışmalar yarı iletken malzemelerdeki bu sorunlu verimliliği nasıl yükseltebiliriz onunla ilgili. Yine tekrar bu formülü hatırlatıyorum konuyu daha net anlayabilmeniz için. Bizim amacımız ZT parametresini yükseltmek. Burada camları yani amorf malzemeleri düşündüğümüzde düşük termal iletkenliğe sahip ve düşük Sivek kas sayısına sahip. Biz termal iletken düşük olmasını istiyoruz ama bir taraftan Sivek kas sayısının yüksek olması gerekiyor. Kristal malzemeleri düşündüğümüzde ise yüksek termal iletkenlik ve yüksek Sivek kas sayısı. Bu durumda da termal iletkenliğin düşürülmesi gerekiyor. Bunun için farklı yaklaşımlar var. Neler yapılması gerekiyor? Fonon, cam, elektron, kristal yaklaşımına göre bu durumu en kolay şekilde nasıl yapabiliriz? Ne tür malzemeleri kullanmalıyız? Burada bu yaklaşıma göre fononların ortalama serbest yolu mümkün olduğu kadar kısa olmalı. Elektronların ortalama serbest yolu da büyük olmalıdır. Bunu nasıl sağlayabiliyoruz? Bunun için de termal iletkenliğe örgü katkısının mümkün olduğu kadar düşürmemiz gerekiyor. Neden örgü elektronik katkısını değiştiremiyoruz? Weitzman-Franz yasasına göre burada elektronik termal katsayının elektriksel iletkenliğe oranı sabittir. Dolayısıyla bunlar malzemede birisi diğeriyle bağlantılı olduğu için bunları çok fazla oynayamıyoruz, değiştiremiyoruz. Dolayısıyla bizim daha çok örgüyle ilgili yani fononlarla ilgili termal iletkenliği düşürmeye ihtiyacımız var. Yine bu tür çalışmalarda Sivek kas sayısı, elektriksel iletkenlik ve termal iletkenlik kıyaslarsak farklı malzemeler için yalıtkanlar, yarı iletkenler ve metaller yine en verimli bölgenin yarı iletkenler için olduğunu görüyoruz. Ve bizim dediğim gibi biraz önce S kare sigma dediğim güç faktörünün yüksek olmasını ve termal iletkenliğinin düşük olmasını istiyorum. Peki bu tam olarak etkin değeri
ne zaman elde ediliyor? Sivek kat sayısı yine baktığımız gibi nerede sıcaklık taşıyıcı konsantrasyonuyla birlikte artmakta, güç faktörü ise azalmakta. Ancak termal iletkenlik taşıyıcı konsantrasyonuyla birlikte elektronik katkısı artmakta, örgü katkısı sabit kalmakta. Burada termoelektrik malzemelerin optimizasyonu ile ilgili yapılan çalışmalardan önemli bir teoriden bahsedecek olursak, düşük bant aralığına sahip malzemelerin genellikle uygun termoelektrik etkiye sahip oldukları bulunmuş çalışmalarda. Bunlardan birisi Wuhan tarafından yapılan çalışmada bant aralığının 10 kVt'ye civarında olması gerektiğini söylüyor bant aralığının. Çünkü daha yüksek bant aralıkları, bu biraz önce söylediğimiz parametreye uygun değerler vermiyor. Ya da daha düşük bant aralıkları ise ikincil etkilerin girmesine, oluşmasına sebep oluyor. Çünkü düşük bant aralığına sahip bir yarı iletken malzemede çok küçük bir etkiyle bu malzemeyi valans bandına, iletkenlik bandına geçerek sıcaklıkla uyarılabiliyoruz ve termal iletkenliğin artmasına sebep oluyor. Çok düşük de olmayacak, çok yüksek de olmayacak. Yani yaklaşık ortalama enerji bant aralığının 10 kB burada Boltzmann sabiti T civarında olması gerekiyor. Optimizasyonla ilgili diğer bir çalışma da Goldschmidt tarafından yapılmıştır ve buradaki değer katsayısı parametresinin etkin kütlesi ve mobiliteleriyle ilgilidir. Etkin kütlesi ve mobiliteyle ilgili olan bu çalışmada şimdi bizim bir malzemenin uygun etki gösterebilmesi için yani Sivek katsayısının yüksek, elektriksel iletkenliğinin yüksek ve termal iletkenliğinin düşük olabilmesi için bu malzemenin mobilitesinin de yüksek olması gerekiyor. Mobilitesi yüksek malzemelerde genel nasıl yapılabiliyor? Bu yine buradaki yapılan çalışmalarda tek kristal büyük örgü sabitine sahip tek kristal çalışmaların bu özelliğinin yapıldığı, sağladığı gözlenmiş. Yani bu tür çalışmaların mobilitesinin yüksek olduğu ve termal iletkenliğinin düşük olduğu gözlenmiştir. Bu özellikle bu malzemeye farklı örgü sabitinden herhangi bir malzemeyi katkı yaptığımızda o örgü sabiti geniş olduğu için katkı yaptığımız malzemenin atomları o malzemeyle zayıf bir şekilde bağlanacaktır ve oradaki boşlukta o atomlar titreşim hareketi yapacaktır ve fononların serbest yolunun ortalama serbest yolunun yüksek düşük olmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla yani katkı tek kristallerde bu katkılı malzemelerin yüksek değer katsayısına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Diğer bir çalışmada ise termoelektrik bileşiği oluşturan elementlerin elektronegatifite özelliğidir. Elektronegatifitesi düşük olan bir malzemenin mobilitesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Biz eğer elektronegatifitesi yüksekse o malzemenin iyonik bağ yaptığını söyleyebiliriz. Ve bu durumda iyonik bağ yaptığında elektronlar birbirleriyle iletişime geçebileceği için orada yine termal iletkenliğe katkı sağlamakta ve buradaki termoelektrik figure of merit yani değer katsayısının düşmesine sebep olmaktadır. Genellikle yapılan çalışmalarda oksijen içeren malzemelerin bu şekilde iyonik malzemelerin uygun malzemeler olmadığı teorik çalışmalarda gözlemlenmiştir. Diğer bir yol ise herhangi bir elektriksel iletkenliği değiştirmeden Sivek katsayısının artırılmasıdır. Burada da kuantum yapılar kullanılarak yapının durum yoğunluğuyla oynayabiliriz. Çünkü buradaki parametrelerin hepsi malzemenin elektronik özelliklerine bağlıdır. Elektronik özellikleri gösteren elektronik bant yapısındaki durum yoğunluğunun yüksek olması, özellikle fermi enerjisi civarındaki
Durum yoğunluğunun yüksek olması bu malzemenin iyi bir termoelektrik özellik gösterdiğini gösteriyor. Ve son zamanlarda yapılan bu şekildeki nano malzemelerle bu durum yoğunluğunda istenilen özellikler elde edilerek iletkenliğin, termal iletkenliğin veriminin yükselmesine sebep olmuştur. Yine ZT parametresini artırabilecek diğer önemli bir faktör de termal iletkenliği düşürmektir. Termal iletkenliği düşürmek için yine yapılan çalışmalarda burada ağır malzemelerin özellikle de ama tabii ki ağır olurken iletkenlik özelliklerinin iyi olması gerekiyor. İletkenlik özelliğe sahip ağır malzemelerin ve iyi termal iletkenliğinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. Yani burada amacımız değer katsayısının yani verimin yüksek olması, böylelikle termoelektrik uygulamalarda bu tür malzemeleri teknolojik olarak kullanabilirim. Benim yaptığım teorik çalışmalarda genellikle halk hoistler malzemelerle çalıştım. Ortalama 1 civarında bir termoelektrik değer katsayısı elde ettim. Bu normal şartlarda literatüre göre uygun bir değer olmakla birlikte daha üst seviye çalışmalar için 2,5'un üzerinde değer katsayısına ihtiyacımız var. Ve bu tür değer katsayısının yüksek olmasıyla daha güzel uygulamaların yapıldığı çalışmalar var. Onlardan örnek vereceğim. ZT parametresinin değer katsayısının 1 olması, 1,5 ve 3'ün üzerinde olmasıyla hangi uygulamalarda kullanılabiliyor? Buradan bunu görüyorsunuz. Mesela 1 olduğu durumlarda uzayda kullanılabiliyor. Termoelektrik güç üretebiliyoruz. 1,5 civarında insan ısısından güç elde edebiliyoruz. Yine 1,5 civarında otomobillerden ya da fabrikalardan elde edilen artık ısıdan bir termoelektrik güç enerji elde edebiliyoruz. Daha sonra 2'nin üzerinde artık güneş ve termoelektrik jeneratörleri hibrit kullanabildiğimiz uygulamalarda kullanabiliyoruz. Ve 3'ün üzerindeki 3'e yakın ya da 3'ten büyük uygulamalarda ise daha farklı doğal uygulamalar, mesela jeotermal uygulamalar, deniz suyu uygulamaları gibi uygulamalarda bu termoelektrik etkiyi kullanabiliyoruz. Genellikle artık ısı 1,5 civarındaki ZT parametresi sahip malzemeler için çok fazla uygulama alanları var aslında. Bunlar farklı ulaşım sektöründe bazı arabalarda artık ısıyı kullanmak için %10 yakıt verimliliğiyle kullanılabiliyor. Ve endüstriyel uygulamalarda, fabrikalarda kullanılabiliyor. Diğer kullanım alanları yine ZT parametresine bağlı olarak yine 1 civarında, bu da bu sefer soğutmayla ilgili örnekler. 1 civarında olduğunda bu şekilde çip soğutmalarda yani malzeme soğutmalarda, otomobillerde, özel soğutmalarda, küçük mekanlarda 1,5 civarında olduğu zaman arabanın içerisinde kullanılabilir. Ve daha büyük buzdolaplarında bizim bu etkiyi kullanabilmemiz için 2'nin üzerinde olması gerekiyor. 1 civarındaki soğutmalar burada yine farklı örneklerini görüyorsunuz. Çip soğutmaları ve otomobildeki koltuğun soğutması. Bu şekilde küçük soğutucularda kullanılabiliyor. Peki farklı yine uygulama alanlarını görüyorsunuz. Hangi artık ısıdan hangi enerjileri elde edebiliyoruz? Mesela burada fabrikadan farklı fabrikalardan ne yapıyoruz? Termoelektrik jeneratörler kullanarak orada elde edilen artık ısıyı kullanarak güç elde edebiliyoruz. Diğer kullanım alanları ki bu biraz önce söylediğim gibi jeotermal uygulamaları ve solar ısı. Bunun için çok yüksek verimliliğe ihtiyacımız var. Bunlar doğal uygulamalar için yüksek verimlilikli malzemeler gerekiyor. Ve diğer uygulama alanları daha önce de gösterdiğim gibi otomobildeki taşımadaki uçakta, gemilerde kullanılabiliyor.
Ve mikro termoelektrik jeneratörler bilgisayar çiplerinde, bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Saatlerde, vücut ısısıyla çalışan saatlerde kullanılabiliyor. Verdiğim örnekte olduğu gibi buradaki bardaktaki sıcaklıktan faydalanarak telefonun pilini şarj etmek için de kullanılabiliyor. Burada farklı malzemelerin sıcaklıkla ZT parametresini görüyoruz. Burada hangi malzemeler, ilk önce aslında ilk çalışmaya başladıklarında bizmut tabanlı malzemeler çok fazla çalışılmış ve bununla ilgili çok fazla uygulamalar var. Çünkü oda sıcaklığı bölgesinde yüksek verimliliğe sahip olduğu bulunmuş. Burada half oyster malzemeler, ben bu malzemeleri çok çalıştım. Genellikle oda sıcaklığında biraz yüksek sıcaklıklarda ortalama 1 civarında, bazen katkıyla daha yüksek yapabiliyoruz. Aslında yaptığım bir çalışmada basınç etkisinin de bu malzemeleri termoelektrik özelliklerini yükselttiğini gördüm. Biraz önce söylediğim sebepten dolayı oksijen içeren malzemelerin, çünkü bunlar iyonik bağlamaya sahip ve akışı elektronların, taşıyıcıların hareketinden dolayı çok kolay bir şekilde hareket ettiği için termal iletkenliğin artmasına sebep olduğu için ZT parametresinin düşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bunlar düşük verimliliğe sahip malzemeler ve silistaytlar, kurşun tellür tabanlı malzemeler, oksitler, bunların hangi değer katsayılarında ve hangi sıcaklıklarda ne kadar verimlilikle elde edildiğini görüyorsunuz bu çalışmada. Evet, şimdi yıllara göre bu verimlilik nasıl değişmiş ona bakıyoruz. Ticarileşmiş malzemeler genellikle kurşun tellüm tabanlı, bizmut tellüm tabanlı malzemeler. Bunlar ticari olarak ısıtma, soğutma ve güç elde etmek için kullanılıyor. Ve yaklaşık 1960'lı yıllarda kullanılmaya başlamıştır. Daha sonra bunlardan nanoteknoloji, 2000'li yıllardan sonra nanoteknolojiye geçtiğinde bu parametrede hızlı bir artış gözlenmiştir. Ancak henüz tam ticarileşme söz konusu değildir. Burada örgü yapısıyla, örgüde kusurlar oluşturarak fononlar arasında, fononlarla taşıyıcılar arasındaki saçılmaların bu şekilde nano malzemelerde istenilen düzeye getirilmesi sağlanarak istediğimiz termal etkileri elde edebiliyoruz. Buradaki çalışmada da katkı malzemeleriyle yıllarla birlikte hangi tür katkı malzemelerinin ZT parametresini nasıl geliştirdiğini görüyoruz. Genellikle yapılan katkıların olumlu şekilde ZT parametresini büyüttüğünü ve verimliliği arttırdığını görebiliyoruz bu çalışmadan. Bunun sebebini de daha önce söylemiştim. Eğer malzeme içerisinde fononların saçılmasına sebep oluyorsa buradaki termal iletkenliğin düşmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla katkılı malzemeler, özellikle katkılı yarı iletken malzemelerin yüksek verimliliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sonuç olarak termoelektrik güç temiz enerji kaynağıdır. Fosil yakıtları veya radyoaktif izotoplardan oluşmaz. Sadece sıcaklık farkından enerji üretmektedir. Isı kaynağı doğaldır ve insan kaynaklıdır. Yani herhangi bir başka ısıya kullanmadan, zaten mevcut olan ısıyı kullandığımız için aslında tasarruf da yapmış oluyoruz. Bu şekilde enerji elde etmiş oluyoruz. Birkaç dereceden kaynaklanan ısı farkından bile küçük çapta işe yarayan güç elde edebilmekteyiz. Termoelektrik güç üretim modülleri taşınması kolay ve uzun ömürlü malzemelerdir. Günlük güncel hayatta bu tür uygulamaların daha fazla, daha yüksek verimli termoelektrik malzemelerde bu teknolojiyi kullanabilmemiz için uygun ZT parametresine, termoelektrik değer katsayısına sahip termoelektrik malzeme çalışmalarını ilerletmemiz gerekiyor diye bitiriyorum bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam güzel sunumunuz için. Yasemin Hoca'ya chat yoluyla sorularınızı iletebilirsiniz veya alt menüdeki sekmelerden de söz hakkı alarak
da sorunuzu kendinize yöneltebilirsiniz. Hocam benim aklımda aslında çok sorular oluşuyor siz anlatırken ama hepsinin cevabını ilerleyen sunumlarda verdiniz. Sorabilirsin sormak istediğiniz şeyi. Ya hep aklıma bir şey geldi sunum esnasında ama akabinde hep cevabını verdiniz. Hep düşündüm aslında ama üzerinde çalışılması gereken bir konu. Aslında konu çok güzel ama. Evet, bir el kaldırdı Ahmet. Evet. Nerede? Davet etmiyoruz. Görkem nasıl söz hakkı? Hocam. Ay, aldım hocam içeri şu an. Hocam çok teşekkür ediyorum. Duyabiliyor musunuz? Evet. Hocam duyabiliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum. Ben kısa bir şey açıklamada bulunmak istiyorum. Bir de bir sorum olacak. Kısa bir sorum. Tabii. Şimdi bu üç tane malzeme sıralaması yapmışsınız. Bu ZT katsayılarıyla ilgili metaller, yarı iletkenler ve yalıtkanlar diye. Burada bir süper iletkenler bu sınıflama içerisinde nerede yer alabilirler? Bir de bir diğer konu bu özellikle uzay araçlarında kullanılan bu radyoizotop termoelektrik jeneratörlerde genellikle bu termokapıl üzerinden elektrik enerjisi ısı enerjisi elektrik enerjisine döndürülüyor. Yani bu sistemlerde şu anda yeni termoelektrik malzemelerde ısıl verimlilik çok önemli. Çünkü uzayda taşıyacağınız bütün ağırlıkların yani önemi var. Yani minimize etmeniz gerekiyor ağırlıkları. Dolayısıyla böyle bir işte şu anda hala uzayda da yoluna devam eden Cassini gibi işte bu Curiosity, Perseverance olsun, Çinlilerin Zhurong olsun. Bunların hepsinde RTG'ler kullanılıyor. Yani RTG teknolojisi aslında çok yeni bir teknoloji değil ama şimdi bunların üzerinde de yine termoelektrik malzemeler ve diğer başka yöntemlerle ısı yani ısıdan elektrik enerjisi dönüşümleri var. Ama şu andaki sizin şey yaptığınız, çalıştığınız sistemler üzerinde ısı verimlilik yani kayıp ısılar, atık ısılardan tekrar yani elektriğe dönüştürerek elde edeceğin verimlilik bu termoelektrik malzemelerle ne kadar bir seviyelere çıkabiliyor? Evet, bundan farklı malzemelere göre değişiyor söylediğim gibi. Öncelikle sorunuz için teşekkür ederim. Bu yer iletken malzemelerde ve düşük bant aralığında ama çok da düşük olmayacak yer iletken malzemelerde eğer katkı da yaparsak bu verimliliği yükseltebiliyoruz. Ama hiçbir katkı yapmadan ortalama 1-1,5 hatta 2 civarında bazı çalışmalar yaptık. Yani termoelektrik verimlilik bunu biz tabii ki ZT parametresine göre değerlendiriyoruz ama bu verimliliği ifade eden başka parametreler de var. Bunun için işte yapılan çalışmalar söylediğim gibi seabed kat sayısının yüksek olması ve elektrik termal iletkenliğinin düşük olması. Bunların içerisinde benim yaratken malzemeler hatta bir tanesinde geniş bant aralığına sahip bir malzeme için bile yaklaşık bir civarında bir termoelektrik iletken termoelektrik verimliliğin elde edildiği teorik olarak bulmuştuk. Ama bu malzemelerden eğer biraz da ağır ama iletkenliği de düzgün bir malzeme bulabilirsek yaklaşık 2 civarında olabiliyor. 2 civarında çok fazla çalışma görüyorum. Diğer bir sorunuz süper iletkenler. Süper iletkenlerle ilgili de çok fazla bu konularda çalışma var. Aslında süper iletkenlerde jul ısısı söz konusu olduğu için bu termoelektrikle ilgili çok fazla tercih edilmiyor. Benim uygulama alanım değil ve bu konuda çok çalışmadım ama okuduğum kadarıyla süper iletkenler çok fazla tercih edilmeyebiliyorum. Benim daha çok üzerine düştüğüm malzeme grubu yer iletken malzemeler oldu. Okuduğuma göre verimliliği en yüksek malzemeler onlardı. Başka bir, evet uzayda çok fazla
literatürde çok fazla kullanıldığı görülüyor. Bu da radyo izotopların parçalanmasında kaynaklanan enerjiden kaynaklanan ısıdan enerji elde edilebiliyor ve hafif olduğu için ayrıca tercih edilebiliyor bu malzemeler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sezgin Hocam. Sezgin Hocanın bir sorusu var. Merhabalar herkese. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel, zengin bir sunumdu. Ben biraz işin teknik kısmından, hesap kısmından meraklıyım. Bu parametreleri hesaplayabildiğimiz özel kodlar var mı? Ya da evet, siz hangi mimarileri kullanıyorsunuz? Birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Kendi sonuçlarımı çok fazla koymadım buraya. Biraz daha çok kişiye hitap etmek açısından. Yoğunluk fonksiyonelliği teorisinde WASP programıyla uyumlu Bootstrap kodu bu işleri yapmak için kullanılıyor. Bunu düzgün bir şekilde yapabilmemiz için elektronik bant hesabının çok hassas bir şekilde yapılması gerekiyor. Elektronik bant, çünkü bütün buradaki mobilite ve verimlilik, yani Seebeck kas sayısı, yani birim sıcaklık başına ne kadar potansiyel elde edilecek elektronların hareketine bağlı olduğu için bu tamamen bant yapısına bağlı. Fermi enerjisi civarında böyle yüksek bir pik vermesi gerekiyor. Bunun için K point'i çok yükseltiyoruz. Yani çok hassas bant yapısı hesabından sonra Bootstrap kodunu çalıştırıyoruz. Bootstrap kodu hem sıcaklık, hem taşıyıcı yoğunluğu, hem de taşıyıcı yoğunluğu, konsantrasyon ve kimyasal potansiyele göre bütün bu niceliklerin Seebeck kas sayısı, elektriksel iletkenlik ve buna bağlı olarak ZT parametresini kendimiz başka bir kodla elde edebiliyoruz. Yani elde yazdığımız bir programla. Yani o Bootstrap kodu 3 tane farklı değişken için transport kas sayılarını hesaplayabiliyor. Başka merak ettiğim bir şey var mı Sezgin Hocam? Yani sonrasında hani ben ayrıntıları ayrıca sizinle sorarım. Hani katılımcıları da çok sıkmak istemedim. Çok teşekkür ediyorum. Yine de güzel ayrıntılıydı. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Başka sorusu olan var mı? Yine el kaldıranlar var. Aslında merhaba. Neyse, Zeki Hocamıza bakalım. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Ben Mühendislik Fakültesinden Doçent Doktor Zeki Yılmazoğlu. Hocam sunumunuz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim de ilgilendiğim bir alan. Kusura bakmayın, sunumunuzun bir kısmını kaçırmak durumunda kaldım. Eğer bahsettiyseniz öncelikle tekrar olacağı için özür diliyorum. Malzeme üretimi konusunda ne aşamadayız? Üretim yapabiliyor muyuz? Ülke anlamında termoelektrik malzemelerin üretimini yapabiliyor muyuz? Bunu merak ediyorum. Evet, şimdi benim çalışmalarım daha çok teorik anlamda. Yani daha önce hiç çalışılmamış bir malzemeyi önermek için daha çok ben bu çalışmayı, kendi çalışmalarımı yapmaya çalışıyorum. Burada aslında baştan biraz bahsetmiştim. Raşit Alıska hocamız bunun termoelektrik modüller konusunda kendisinin bir şirketi var. Ve onlar malzemeleri aslında kendisine söz verebiliriz. Burada sanırım hocamız. Ben onları bir videosunda gösterecektim ama heyecandan unuttum. Eğer vaktiniz varsa gösterebilirim ayrıca. Yani şu anda malzeme elde edilebiliyor. Genellikle söylediğimiz gibi yarı iletken malzemelerde N ve P tipi yarı iletken malzemeleri yan yana getirerek, seri bağlayarak modül haline getiriliyor. Eğer sıcaklık farkını uygularsak güç elde ediyoruz, enerji elde ediyoruz. Eğer biz ona bir akım sağlarsak bu sefer de soğutma amaçlı kullanıyoruz. Bildiğim uygulamalar var. Yani sorun biraz daha seri üretimi kapsayacak seri, şekildeydi. Yani bu konuda çok fazla, ben daha çok nasıl desem, makale tarzında çalışmalar yaptım. Teorik çalışmalar yaptım. Uygulamaya yönelik çok fazla yapmadım. Raşit Hoca'yla bir proje yazmıştık ama o da kabul edilmediği için ilerletemedik. Ama isterim, yani bu şekilde ilerletmeyi de isterim tabii. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir soru daha vardı sanırım hocam ama bir kişi daha el kaldırmıştı. Yok.
Başka sorusu olan var mı? Başka yoksa. Ha, var hocam. İsa Avcı. Karabük Üniversitesi'nden katılıyorum. Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörüyüm. Cevat Üzarpa. Bir TÜBİTAK projesinde ortak katıldığım için İsa hocamızın da ismi varmış. Yeni fark ettim. Hocam çalışmış olduğunuz bir firma ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum kısaca. Firma ismi olmadan. Daha sonra tabii bir soru soracağım. Bu termoelektrik charger dediğimiz üniteleri biz kullanmıştık. Elektrik olmayan yerlerde aküyü şarj etme ve acil durumlarda deprem anında sistemlerin devre dışı kalmaması için en azından bir 48 saat kadar bu üniteler kullanıldı. Yaklaşık 600 bin euro para ödedik. Yüzlerce cihaz aldık. Bunları işletmeye çalıştık tabii. Çok zor ve katalog değerlerinde verilen çünkü bunlar doğal gaz tüketiyordu. Doğalgaz tüketimlerinin neredeyse 5 katı olduğunu gördük. Yani katalog değerlerinde verilenlerin. Ve oralara elektrik hattının çekilmesinin daha mantıklı olacağı çıktı. Çünkü 1,5 yıl kadar işlettik. Daha sonra bunları iptal etmek zorunda kaldık. Bir de hocam tabii ben branş olarak makine mühendisi olduğum için makinede biz tasarım yaparken biz şuna da bakıyoruz. Yani işletme. Tamam, tasarım var, imalat var, uygulama var. İşletme nasıl gerçekleşecek? Yani bu kaç yıl sürecek? Tabii ben bakım müdürlüğü de yapmıştım o dönemde. Bu nasıl sağlanacak kısmında bir de şunlarla karşılaştık. Çok sık arızalar ve yedek parça maliyetlerinin çok yüksek olması. Mesela içinde katalitik konvertör vardı. Yani gaz yanıyor, alevsiz. Sonra yüzey ısınıyor. Oradan da elektrik kullanmış oluyorduk. Bu da çok ciddi bir sorun. Yani biz bir şey elde edemedik. Yaklaşık 600 bin euroluk ekipmanlar çöpe atıldı. Tabii daha sonra ya dedim bunlardan keşke numune falan alsaydık dedik. Çünkü hurdiye ayrıldı bunlar. İçerisindeki peltier malzemelerden sadece 3-4 tanesini aldım. Şu an yani klasik olarak işte internet üzerinden tanesini 20 liradan alabildiğiniz 5 santime 5 santimetre modüllerin montajıyla birlikte yapılmış. Bunu gördük. Ben yani bununla ilgili olarak tabii güzel bir çalışma aslında raporlamak lazımmış. O zaman üniversitede değildim. Bu aslında değerli bir bilgiymiş. Şu an ben sunumlarınızdan onu çıkardım. Teşekkür ediyorum. Acaba geriye dönük bir veriye ulaşabilir miyim diye bu şeylere ulaşmaya çalışacağım. Ben hocam şunu sormak istiyorum bu noktada. Soğutucu maksadlı kullanılmak istendiği zaman işte küçük bir araç için tasarlandığını düşünün. Yüzeyler var. İşte burada iletkenliği artırmak için termal macunlar da kullanılıyor. Bizim Kanada'dan aldığımız firmada bu şekilde kullanmıştı. Tabii verdiğimizde bir yüzü soğurken öbür yüzde ısınıyor. Yani merak ettiğim şey şu. Bu ısınan yüzeyde fan yardımıyla ısının, oradaki oluşan ısının uzaklaştırılmasının ne gibi etkisi olabilir verimliliğe veya bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Somut veri var mı? Teşekkür ediyorum. Şu an benim çalışma alanım yani daha çok uygulamaya yönelik olmadığı için sizin söylediğiniz şekilde bir çalışma yapmadım. Ama yapıldığını düşünüyorum. Orada bir tarafta soğurken bir tarafında ısınıyor. O ısıtmayla aslında başka yerde kullanılabilir diye düşünüyorum. Yani birbirleriyle uyumlu başka enerjileri birlikte kullanırsak bu şekilde oradaki ısıyı da yine tekrar enerjiye dönüştürebileceğimizi düşünüyorum. Ama benim bu konuda uygulama açısından çok fazla birikimim yok. Raşit Hocam el kaldırmış ve söz istiyor. Müsaade ederseniz ona söz verelim. Belki sorunuza bu cevap verebilecektir Raşit Hocam. Teşekkür ediyorum. Evet. Tekrar herkese merhaba. Öncelikle Yasemin Hocam
bizim çalışmalardan bahsettiğiniz için, çalışmalarınızı takdir ettiği için çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Ben biraz yapamadım. Yani toparlayamadım. Aslında sizin sonuçları gösterecektim ve hatta videoyu da ayarlamıştım. Birden bir sonuna geldiğini fark ettim. Yo, olsun olsun. İnşallah ben baktım katılımcı sayısı bayağı çok. Şu anda 39'a düştü. Bu çok önemli. Çünkü bu aslında ayrıca şeye için de teşekkür etmek istiyorum. Bu termoelektrikle ilgilendiğiniz ve bu çalışmalar yaptığınız için. Çünkü bu çok önemli teknoloji ve dünyada da önemli, Türkiye'de de önemli. Şimdi biz tabii 92'den yani rahmetli babamın çalışmalarından başlamak üzere bu teknoloji üzerine termoelektrik ve heat pipe üzerinde çalışıyoruz. Ve 2010'dan itibaren de artık şirket olarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Şimdi tabii bunun önemini göstermek için ben sadece birkaç rakam vereceğim. Mesela şu anda dünyadaki yıllık atık ısı 30-40 çarpı 10 üzeri 26 kilowatt. Şimdi güneşten gelen ısı miktarı ise güneşten gelen 40 çarpı 26 iken atık ısı 30 çarpı 12 ya çıkmıştır. Yani dünyada insanoğlunun çevreye attığı ısı miktarı bu kadar. Şimdi düşünün bizim bu teknolojiyle yani termoelektrik yöntemiyle şu anda tabii bu Z parametresi 3 civarında olduğu için biz yani %10 yani delta 100 derecede %10'a kadar geri dönüşüm sağlayabiliyoruz. Yani şimdi bu rakamları şiş çabı inanılmaz büyük rakamlardan söz ettiğimizi anlarım. Şimdi diğer tarafta tabii bu Z parametre arttıkça ve buradaki mesela delta T'ler arttıkça çalışma aralıkları bu teknolojinin özelliği termoelektrik o verimi %10'dan %40'a kadar çıkabilmektedir. Ve çok geniş uygulama alanları var. Siz onlardan hepsinden çok güzelce bahsettiniz. Şimdi diğer yani Türkiye'deki duruma baktığımızda Türkiye'de de çok muazzam bir atık ısı var. Ve eğer biz mesela yani ben şu anda bu toplantıdan önce bir küçük değerlendirme yaptım. Neredeyse biz yıllık şu anda Türkiye'nin harcadığı enerjinin neredeyse yarısından daha çoğunu biz atık ısıdan geri dönüştürebiliyoruz termoelektrik yöntemle. Yani %10'u bile geri çevirebilsek. Yani çok kaskatlı sistemi yaparsak o %10'un da üzerine çıkabilir. Şimdi diğer söylemek istediğim husus şudur. Şu anda bizim de 92'den bu yana yaptığımız çalışmalar ve tabii ki bu dünyada takdir görüldü ve dünyada ilk ve tek olan termoelektrik akademiye üye seçildi bu çalışmalarımızdan dolayı ve başta NATO olmak üzere birçok projeyi gerçekleştirdik ve o projenin sayesinde şu anda Türkiye'de Ankara'da bizim kurduğumuz şirkette yani yarı iletkenin kendisinin üretiminden, bismut, telurium tabanlı yani üretiminden başlamak üzere çeşitli modüller, çeşitli soğutucular ve jeneratörler olarak üretebilmekteyiz. Ve bu açıdan baktığımızda biz artık sayılı ülkeler konumundayız. Ama tabii ki bunu ürüne dönüştürmek ve milyarlık bu termoelektrik piyasada yer almak için birkaç tane ekipler kurmamız lazım. Zaten sizinle biz başlamıştık. Maalesef TÜBİTAK bilmiyorum ki gerekçeler de çok saçma. Bu şeyi reddettiler. Halbuki bu teknoloji biz derslerde de söylüyoruz. 21. asırdan başlamak üzere bütün asırların en önemli teknoloji başında gelmek. Çünkü bu çevre problemini çözmekte. Atık ısıyı alıyor, hem çevreyi ısınmadan koruyor, hem direkt enerji üretiyor. Şimdi burada ve bu üretilen enerji en ucuz enerji. Şimdi ikinci burada husus yani bu çalışanlar için motive olmak için bilgi vermek istiyorum. Bizim son bir makalemizde biz bu sistemlerin yani
Ve şimdi mesela biz rafineride yaptık, 500 wattlık şu anda jeneratör İzmir'deki rafineride çalışıyor termoelektrik yöntemle. Şimdi bu sistemlerin değerlendirmesinde yeni bir yaklaşım geliştirdik ve bu makalede yayınlandı. Ve orada biz artık verimin hesaplanmasında, bu daha önceki arkadaşlar da bunu sordular. Şimdi biz verimi normalde faydalı güç bölü harcanan güç. Şimdi harcanan güç atık ısı olduğu için onun şeysi yok, sıfır maliye. Yani sıfıra bölemediğimize göre orada biz başka bir yaklaşım, amorti katsayısı diyen bir teorik çalışmayla bunu ortaya koyduk. Ve buna göre biz değerlendirdiğimizde birçok sistemler için bu çok verimli hale geldi bu teknoloji. Ve üçüncüsü, burada iki tane soru geldi. Mesela bu uzaydaki radyo izotoplarla ilgili. Öyle bizim tabii biz akademi üyesi olarak ki orada hem bilim adamları hem şirketler var. 30'a yakın ülkeden üyelerimiz var. Biz bu şirketlerle ortak çalışmalarımız var ve böyle bir çalışma da Türkiye'de yapılabilmektedir. Şimdi son olarak bir tane gene soru vardı. O ısına yüzeyden ısı atmakla biz tabii ki soğutmada mesela kapasitesi delta T 70 dereceli kapasiteye yaklaşabiliriz. Ve onun için biz mesela bizim web sayfamızda da eğer bakarsanız dünyada en çok heat pipe teknolojisini kullanıyoruz. O ısı etki şekilleri. Dolayısıyla oradaki TH dediğimiz ısı atmakla biz hem soğutma ve elektrik üretim kapasitesini artırabiliyoruz. Yani benim bu söylemek istediğim bu kadar. Bu konularla ilgili şunu da söyleyeyim. Yani demin de ben söyledim. Bizim altyapımız var. Ekiplerimiz var. Ve herkes için kapımız açık. Ve bu teknoloji çok önemli olduğu için ve Türkiye'de buna ihtiyaç olduğu için biz her türlü işbirliğe hazırız. İster şirket olarak, ister akademisyen olarak bunu da söylemek istiyorum. Evet. Ayrıca tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Raşit Hocam gerçekten büyük katkı verdiniz söz alarak. Bu şekilde soran hocalarımıza da cevap oldu sanırım. Ziya Hocamız, güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmalarda uygulamaya yönelik olarak Türkiye'de çalışma yapılıyor mu? Sanayi ile bağlantı olarak üretim yapan kurum ve kuruluşlar var mıdır? Siz de cevap vermiş oldunuz. Kendinizin zaten bir şirketi var. Ve bu konularda modüller yapıyorsunuz. Hocam peki uygulamada kullanılıyor mu bu sizin yaptıklarınız? Yani teknolojik olarak. Evet, onlar şu anda biz o rafineride 500 wattlık bir pilot çalışması yaptık. Ve oradaki sıcaklıklar 400 derece civarı. Rafine dediğimiz kilometrelerce sıcak borular var. Orada 200-250 derece hatta 300 dereceye çıkan şeyler var. O üretim esnasında atık ısı var. Biz oraya bir soru kurduk. Şu anda biz sözleşme hazırlıyoruz ve eğer nasip olursa 20 kilowattlık bir santral, o da gene pilot olacak. Eğer orada da başarılı olursak artık ondan sonra da bunlar yaygın bir şekilde kullanılacak. Ve sanayini tabii sadece rafineri gidi, demir çelik fabrikaları var, ne bileyim bütün diğer tekstil fabrikalarında mesela biz Denizli'de birçok fabrikada biz bunları denedik. Bizim o web sayfamızdaki videolarda bunlar var. Dolayısıyla biz bunları yapabiliyoruz. Biz bir diğer uygulamamız soğutmada. Soğutmada mesela bizim, bunu da söylemem gerekir, bizim bütün ürünlerimiz patentli. Bizim yaptığımız iş Türk patentli, yerli ve millidir. Yani bütün her şeyi biz patentliyoruz ve mesela buz makinesi var ya da araç sıvı soğutucusu, bu Avrupa patenti alınmış ürünler. Bunlarla ilgili de şimdi prototipler hazırdır ve görüşmeler devam ediyor. Ve eğer olursa mesela yılda 11 adet minibar üretimi Türkiye'de söz konusu olacak. Dolayısıyla bu şekilde yapıyor. Bir de medikal uygulamamız var.
O şimdi beyin soğutucu cihazımız var ki şu anda İstanbul'daki bir üniversitede başta koronavirüs hastaları olmak üzere onların beyinleri, yani oradaki mesela ateşi çıkan insanların ya da herhangi bir hastalıkta esas korunması gereken organ beyindir. Şimdi bunu biz 30 dereceye kadar soğuttuğumuzda ölüm süresi 5 dakikadan 45 dakikaya yükseliyor. Ve böyle bir teknoloji geliştirdik. Kendi modüler, Türkiye'de üretilen yarı iletkenlerden, yarı termoelementlerden yaptığımız bir soğutucu sistem var. Onun da patenti başvuruldu ve Avrupa patenti de alınacak. Dolayısıyla bunlar hepsi, yani biz teoride kalmıyoruz. Yani biz artık diyoruz ki yeni sanayi dallarına adım atmamız lazım. Ve sizlerin desteğiyle hep beraber bunu hızla yapabileceğimize eminim. İnşallah hocam. Evet. Yani bizim de aslında teorik çalışan gruplar olarak deneyici bir bakış açısına, hem bizim yönlendirmesi açısından hem de belki ortak çalışma yapabilmek adına, belki sizin çalışmanıza ön bilgi vermesi açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Umarım bundan sonra da tekrar devam edebiliriz. Bir deneme yaptık ama olmadı. Yok, ben takip ediyorum sizin çalışmalarınızı. Yani şimdi maalesef biz işte öğrenciler biraz pasif olduğu için şey yapamıyoruz ama çalışmalar takip ediyor ve takdir ediyorum. Ve bunların işte bir araya gelip sizin oradaki o teorik hesaplamaları bir deneysel olarak uygulamaya direkt geçebilme şansımız var. Bu çok nadir bir şanstır. Özellikle bu teknolojide çok nadir bir şans. Ona göre mutlaka şey yapmanız lazım. Sizin de bizden faydalanmanız, bizim de sizden faydalanmanız çok iyi olur. Evet, yani siz daha çok şey malzemeyi kullanarak, tabii ki verimliliği onun altyapısında inceliyorsunuzdur ama biz o malzemenin, yaratılan malzemenin içerisinde hangi tür olaylar olursa o daha verimli olacak. Evet. Yani hangi bant aralığı, işte hangi tür malzemeler daha iyi? Belki size ön bilgi açısından faydası olur diye düşünüyorum. Çok çok büyük faydaları olacak, vardır. Çok teşekkür ederim herkese. Tekrar iyi akşamlar. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim ayrıca. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok sanırım. Başka soru yok herhalde hocam. Teşekkür ederiz hocam sunumunuz için. Ben teşekkür gayet ederim. Güzeldi, gayet ayrıntılı bir sunumdu. Evet, hazırlamaya çalıştım elimden geldiğince. Yani çok şey okuyup her şeyi böyle özet bir şekilde vermeye çalıştım. Umarım siz beğenmişsinizdir. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi akşamlar. Elif Maril el kaldırdı diyor. Benim bağlantım kesiliyor. Ay, çok kusura bakmayın. Elif açabiliyor muyuz sesini? Nerede? Elif Maril. Hocam teşekkür etmek için söz istedim. Yüreğinize sağlık. Çok güzel çalışma oldu ve çok istifade ettik. Bunun için söz almak istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Elif. Aha, sanırım. Görüşürüz. Evet. Teşekkür ederim.